Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Orijinalin TET denemelerinden güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Cengiz isimli arkadaşımız istemiş çözmemizi. Arkadaşlar bir beyaz eşya mağazasında sergilenen aynı ebatlardaki birbirinin aynısı olan iki davlumbazdan şekil 1'deki kapalı konumdayken şekil 2'deki 120 derecelik açılmış şekli olup açılan kapak davlumbazın üst yüzeyiyle çakışarak yere paralel konuma gelmiştir. Yani şuradaki yeşil uzantı üst yüzeye yapışıyor. Şuradan C'den D, C ve D'nin olduğu yerden iterek onu K, L, F, C, e yüzeyine yapıştırmış oluyoruz. Şekil 1'de A, D 54. Şekil 2'de A üstü K, 72 olduğuna göre davlumbazın yan tarafındaki F, L, B, D alanı nedir? Şimdi şu şekil 1'deki kesiti yandan çizmemiz gerekirse arkadaşlar şöyle çizebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Şuradan şöyle alalım. Şurası şöyle şöyle geliyor. Şurayı birleştirelim. Bakın burası L noktası. Burası F noktası arkadaşlar. Burası B noktası. Burası ise C noktası olarak verilmiş. Bir de soruda bize demiş ya AD 54. Şimdi burada AD dediği yer aslında BC ile aynı. Yani biz BC'ye de kaç diyebiliriz aslında? 54 demiş oluruz. A üssü K 72. A üssü K 72 ise B üssü L'nin de 72 olduğunu görüyoruz. Yani B üssü L'nin de 72 geleceğini unutmayalım arkadaşlar. Şuraya not almış olalım. Hatta şuraya yazayım. Biraz orada tam okunmadı. BC eşittir 54. B üstü L de kaç olacak? 72 olacak. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi burada bakın benim şu CF dediğim yer şuradaki yeşil kesitin şu yan kenarı. B şu CF dediğim yer şurası tırtıklı göstereyim orayı. Bunun devamında da o turuncu kısım var. Turuncu kısmın kenarı. Ben şu anda yandan bakıyorum arkadaşlar. Şurası turuncu kısım değil mi? Turuncu Şurası da yeşil kısım arkadaşlar. Unutmayın. Şu yeşilden C'den şöyle bastırılıyor. Yeşil buraya şöyle 120 derece döndürülüyor. Burası 120 derece. Dolayısıyla şuradaki kapak da şöyle kalkıp yana geliyor. O halini çizersek arkadaşlar orada şöyle bir şey düşünebiliriz. Şimdi şöyle çizelim onu da. Şöyle yaptık. Şurayı birleştirdik şöyle. Şimdi halen burası B noktası, burası L noktası. Burası F noktası arkadaşlar. C şöyle kapandı. Yani o tırtıklı yer bakın şuraya geldi. Bizim C noktamız buraya geldi arkadaşlar. Burası ne oldu yani? O C üstü dediğimiz kısma denk gelmiş oldu. Şurası C üstü oldu arkadaşlar. Şurası F açtığımız zaman burası da B üstüne denk gelmiş oldu. Burası B üstü. Şimdi dikkat ediyorsanız 120 derece döndürdük ya. Bunu şöyle yapsak burası 120. Dolayısıyla burası da 120 gelmiş olacak. Şimdi buraya 120 derece yazarsak arkadaşlar. Şuraya kaç derece kalmış olacak? 60 derece. E burası 90. Burası kaç? 30. Şimdi demiş ki bize bakın şu B üstü L 72 demiş. Ee BC yani burada da B üstü C üstü 54 oluyor. O zaman 72 eksi 54'ten şuraya ne diyebiliriz arkadaşlar? 18 birim bir kere diyebiliriz. Peki şurada kalan minik parçaya yani o yeşil kısmın kenarı var ya. Yeşil kısmı şu kenarına arkadaşlar. Ben şuraya x yazarsam. Burası x olsun. 30'un karşısı 18 artı x olmadı mı? O zaman 90'ın karşısı 18 artı x'in 2 katından 36 artı 2 x gelmiş olacaktır. E bu kapak açıldığı zaman şu fb fb üstü olarak buraya açıldı. Ben burayı 36 artı 2 x buldum. O zaman burası 36 artı 2 x oldu. E, B üstü L'yi de kaç vermişti? 72. Buradan buraya kadar 72 olduğunu biliyorum. Buradan buraya kadar olan uzunlukları bir toplayalım. 36 artı 2X var. X var. 18 var. Aynen yani 36 buradan 18 buradan bir kere bir 54'ümüz var. Bir de 2X buradan X buradan 3X'imiz var. Bu toplam neye eşitmiş? 72'ye. Buradan 3x eşittir 18'den x'imiz kaç gelmiş olur arkadaşlar? 6 gelmiş olur. x'imizi kaç bulmuş olduk? 6 bulmuş olduk. O zaman şurası 6 birim geldi. Bize sorulan alan şurası. Yani burada burası. Dikkat ediyorsanız 6 buradan 18 buradan. Üçgeni tekrar şuraya çizersem arkadaşlar. Benden istenen üçgenin alanını hesaplıyorum. Şurası L. Burası F, burası B. 18 artı 6'dan burayı 24 bulduk. 30'un karşısı 24 ise şurası 60'tı. 60'ın karşısı 24 köküç gelmiş oldu. Üçgenimin alanını hesaplıyorum. 24 çarpı 24 köküç bölü 2. 24 çarpı 24 köküç bölü 2. O da bana 12 çarpı 24'ten 288 köküçü vermiş olacaktır. Doğru cevabın değişikliği olması gerekir arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.